Aşıkdöyük. Burada bizim bildiğimiz en eski yerleşme, yani bu hem Orta Anadolu'nun en eski köy yerleşmesi hem de aynı zamanda insanların avcı toplayıcı yaşam biçimini terk edip yerleşik yaşama geçtiği süreci gösteriyor bize. Tabii burada bütün biz değişimleri görüyoruz. Yani sosyal değişimler, ekonomik değişimler, hane halkları örgütündeki değişiklikler, toplumsal cinsiyet açısından ve de tarım ve hayvancılığın, hayvan evcilleştirmenin başladığı dönem. Yaklaşık 30 küsur yıldır Aşıklı'yı kazıyoruz ve fakat Aşıklı Çatalhöyük bizden 1000 yıl sonra biliyorsunuz. Bu bölgedeki tek ve anahtar yerleşme ve fakat biz yıllardır arkeologlara bu bölgenin farklı bir kültürel neolitikleşme bölgesi olduğunu anlatmaya çalışmamıza rağmen çok az veri olduğu için elimizde, çok az yerleşme olduğu için bunu çok fazla, yani bu konuda fazla ikna edici olamadık. Her ne kadar elimizde kanıtlar olsa da. Şimdi burada burayı, bu alanı biz bu yıl kazdık ve amacımız aslında yerleşmenin son süreçlerinde bu hane halklarının nasıl örgütlendiğini, bir de açıkçası şu an antik DNA çok kullandığımız bir araç, bu hane halklarını anlamak için topluluğun birbirleriyle olan ilişkilerini, akrabalık ilişkilerini, aile diye bir kavram var mıydı o dönemde, bunların da biraz peşindeyiz. O yüzden bu alanı kazdık ve bu alanda çok güzel bir sonuçla karşılaştık. Bu gördüğümüz kompleks diyelim, yani içerisinde barınma faaliyetlerini de sürdürüldüğü, depolama faaliyetlerini de sürdürüldüğü bir bina grubu var burada. Ama en güzeli, en güzel sonuç, Aşıklı'da çok görmediğimiz netlikte silolar. Yani Mihriban'ın şimdi size göstereceği her bir göz, bunları üç boyutlu hayal edin, yukarıya kadar devam ediyor binanın üst, yani üst koduna kadar devam ediyor. Aşıklı'da binalara damdan giriliyor. Onu da söyleyeyim, yani kapı diye bir şey yok. Çatalhöyük'te de öyle aynı şekilde. Ve biz flotation makinesine, yani buradan aldığımız örnekleri yüzdürüyoruz. Ve içerisindeki hem kalıntılara bakıyoruz hem de tabii siloların olduğu yerde mutlaka fareler de olur. Yani onlar da bizim için bir şey, bir tür imza, gösterge aynı zamanda. Ama burada en önemlisi, biz hem buğday kalıntılarına hem de arpa kalıntılarına ulaştık. Ve bunu hem Çatal'dan hem buradan biliyoruz. İki türü ayırıyorlar. Ama şunu da ekleyeyim. Hasan Dağ eteklerinde siyez buğdayı dediğimiz tür yabani olarak yetişiyor. Aşıklı toplumu hem siyez buğdayını hem de yani kültüre alınmış buğdayı kullanıyor. Aynı zamanda hem yabani arpayı kullanıyor hem de kültüre alınmış arpayı kullanıyor. Yani bu çeşitlilik henüz devam ediyor bu toplumlarda. Aşağı yukarı Çatal'da da benzeri bir durum var. Yani aslında insanlık böyle 6500'lere 5000'lere kadar yabani ve kültüre alınmışı birlikte kullanıyor diyebiliriz. Biranın arkeolojisi hikayesini düşünürsek aslında bu toplumların tarımı sürdürülebilir, yani hacmini büyüterek ve aslında morfolojik olarak buğdayı, arpayı değiştirmeleri ve gündelik hayatımıza farklı çeşitlerde, farklı biçimlerde sokmalarının aslında ürünü bira. Ve bir de anekdot anlatayım. Yıllar önce 2014 yılında Anadolu'da Efes Doğan'la beni, yani müzisyen olduğum için aynı zamanda, bir ödül almak için şeye götürdü, Belçika'ya götürdü, Brüksel'e. Ve bir başka arkadaşımız Oğul orada bize şeyleri anlattı, Trappistleri anlattı, yani Kuzey Avrupa'da biranın hikayesini anlattı. Ama aslında biz net olarak biliyoruz ki, yani arpanın ehlileştiği coğrafya bira için çok önemli bir coğrafya ve maalesef bu Mısır o kadar domine etmiş ki bu hikayeyi, yani bira 5000 yılda Mısır'da ortaya çıktı vesaire. Arkeolojik veriler de çeşitlendikçe ve bir araya geldikçe aslında biranın hikayesinin burada başladığını, fakat bizim buna çeşitli nedenlerden dolayı, özellikle Yunan, Roma'nın şarabı tercih etmesi, birayı başka türlü bir içecek olarak görmesi nedeniyle bir kesintiye uğradığını söyleyebiliriz. O yüzden hani tekrar bu bira arkeolojisi projesiyle bir taraftan da bu tarihsel belleği ve kimliği tekrar inşa etmemiz gerekiyor. Bunun için de çeşitli projelerimiz var, henüz gizli.